sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. 2014 yılına girerken yengeç burcunda kariyerle ilgili çok ciddi değişimlerin olabileceği bir yıl. Tutulmalar yengeç burcunun kariyerinde ne dersin? Önemli bir yıl kariyerleri için yengeçlerin. Birçok yengeç bu yıl önemli değişim ve dönüşümler yaşayabilirler iş ve kariyerleriyle ilgili. Tabii kariyer deyince sadece işi de anlamamak lazım. Evlilik de bir kariyerdir. Şimdi evlilik de bir kariyer, ev kadınlığı da bir kariyer, annelik de bir kariyer. Tabii ki bir değişim. Hayattaki statüde, pozisyonda. Rollerde değişim. Evet, rollerde değişim. Kaderde de değişim anlamına geliyor. Yani çünkü kariyer demek işte önemli kararlar veren iş adamları, iş kadınları demek değildir. İyi bir anne olmak da, iyi bir baba olmak da bir kariyerdir. Bunun yanında gerçeği söylemek gerekirse kariyer hayatları ile ilgili çok ilginç bir dönemdir. 15 Nisan'da Terazi Burcu'nda ay tutulması var. Evet. 8 Ekim'de Koç Burcu'nda ay tutulması var. Bakın kariyerini etkileyen bence ikisinde de ay tutulması var. Yengeç Burcu'nun bu yıl Jüpiter'in desteğiyle beraber iş bulması her zamankinden daha kolay. Aslında iş ve kariyer hayatı profesyonel yengeçler için biraz daha olumlu geçebilir. Yılın ilk 6 aylık döneminde. Sen ne dersin? Bence de öyle. Özellikle 6 Mart'tan sonra Jüpiter'in düzelmesi biraz daha destekleyecek yengeçleri. Özellikle 1 Mart ilginç bir gün. Güneş Jüpiter üçgeni yengeçler için çok verimli. 18 Nisan Nisan'da yakınları yine aynı şekilde. 25 Temmuz Güneş kavuşumu Jüpiter parasal kaynaklar. Parasal konular Temmuz ayından sonra 25 Temmuz'dan sonra parayla ilgili konular ve kazançlarla ilgili konular daha verimli hale gelir. Mesela bu 25 Temmuz Güneş kavuşumu Jüpiter'in yengeçlerde maddi kazançları, 18 Ağustos Venüs kavuşumu Jüpiter küçük şanslara bunlara sebebiyet verebiliyor. Arkasından Yengeç Burcu ile ilgili baktığımızda da 5 Aralık'ta Venüs üçgen Jüpiter'i ve 15 Aralık'ta da Güneş üçgen Jüpiter'i var. Doğru değerlendirdiğinde, panik yapmadığında, o Yengeç Burcu'nun aşırı alıngan ve hassas tavırlarını kullanmadığında kariyer için güzel bir derin ben. Sen bence de biraz hak edişlerle de alakalı, önceki yıllarda yapılan çabalarla da doğru orantılı gelişmeler olacaktır. Zaten çabasız hiçbir şey olmaz demek. Tabii ki olmaz. Yani almut piş ağzıma düş, bu Neptünyenler vardır ya, balıklarda falan görürüz, hemen milyon dolar kazanacak tipler. Yok böyle bir şey. Hayatta ben görmedim. Çoğunlukla da olmaz zaten. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.